Kayak yapmak için merkezlere gitmek zorunda değilsiniz. Çünkü pistler şehre taşındı. Sevgili seyirciler, Türkiye Kayak Federasyonu hem sporu sevdirmek hem de bu branşta şampiyonlar yetiştirmek için akademi açtı. Can, güzel kayak yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Güzel nasıl tutacağımızı öğrenmemiz gerek. Öncelikle yorucu bir spor. Öncelikle onu söyleyin. Kayak şehre indi. Türkiye sadece güney sahillerinden ve yaz turizminden ibaret değil. Artık şehirde de kayak yapabileceksiniz. Şimdi oradan bakınca size zor gibi görünüyor ama eğer işin ehli hocaların elindeyseniz 10 ders sonra siz de rahatlıkla kayak yapabileceksiniz. Türkiye Kayak Federasyonu yıldızı parlayan bu sporda şampiyon yetiştirmeye kararlı. Eskiden kayak böyle çok üst segment bir spor olarak bilinirdi ama sanıyorum bu imaj değişti. Tabii tabii, yani şu anda halka indiriyoruz, kayağı şehre indiriyoruz. 12 ay bekletmiyoruz. 12 ay beklemenize gerek yok. Bunlar hepsi önemli şeyler. Netice itibariyle şehire kayağı indirmek de esas. 4 milyon kayakçı hedefimiz var. Kayak Akademisi'nde çocuklar 3 yaşından itibaren eğitime başlıyor. Onlar için kar eğlencesi kar topu olmaktan çıkıyor. Ardacığım, burada neler yapıyorsunuz? Kayak. Zor mu? Yok, kayak zor değil bana göre. Bir tarafta Uludağ, bir tarafta Palandöken. Kış turizmi kayak sporunu da Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirdi. Aydan Karakulak 17 yaşında. Gençlik olimpiyatlarında 3. oldu. Önünde artık olimpiyat dereceleri var. Düz yolda yürümekte zorlanırken karın üzerinde nasıl bu hareketleri yapıyorsun? Ya biraz denge işi ve yetenek işi, yani herkes yapabilir tabii ki de ne kadar kuvvetli olursak, yani bacaklarımız ve vücudumuz ne kadar kuvvetli olursa biz o kadar çelik üzerinde daha iyi dönüşler yapabiliyoruz. Serdar Deniz de Avrupa dereceli sporculardan. Tüm pistlerin tozunu atmaya kararlı. Akademideki son teknoloji simülatörler antrenman için ideal. Serdar simülasyon aracında, onu şimdi kayakta ünlü bir piste yolluyorum, Soçi'ye. Hemen buradan komutu verdikten sonra simülasyon aracı Soçi'deki parkurun aynısını buraya entegre ediyor. Serdar da kaymaya başlıyor. Ben sporcu olarak konuşayım, halk için %100 etkisi olacak. Yani yaz kış kayılabiliyor. Benim için, sporcu için de kışın kayamadığım yerlerde buraya gelip en azından o açımı kapatabiliyorum. Düşüp kalkacak, tekrar tekrar denenecek ve başarı da böyle gelecek. Bekle Kore, ay yıldızlı sporcular geliyor.